Evet, Şöhretler Karması denemesinin geldik artık son denemesine. 20 tane deneme kampımız, yani o 20 tane denemeyi tek tek çözdük ve artık kampımızın son videosuna geldik. Görüyorsunuz hayat ne kadar hızlı geçiyor. Birden bir başladınız, tak 20. desiniz. Tabii 20'ye kadar gelenler, dayanabilenler oldu mu bilmiyorum. Geldik artık Şöhretler Karması denemesinin son videosuna, son denemesine 20. denemesine. Ben kalemimi aldım hazırım. Sen de hazırsın öyle tahmin ediyorum. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca'yla öğren. Bir daha asla unutma. Son denemenin canını okuyalım. Altıncı sorusundan başlıyoruz. Bizim birinci sorumuz da denemenin altıncı sorusu. Sayfa 116'yı açıyorsunuz. Aşağı grafikte coğrafyanın alt dalları ve yararlandığı yardımcı bilim dalları gösterilmiştir. Çok güzel bir grafik. İlk defa böyle bir grafik görüyorum. Çok hoşuma gitti. Bakın fiziki coğrafya. Sonra demiş ki hidrografya. Sonra onun yararlandığı dal. Çok hoşuma gitti. Grafikte numaralarak gösterilen yerlere yazılması gereken alt dallar aşağı hangisinde? Doğru verilmiştir. Bir numaranın olduğu yere bakalım. Bakın jeolojiden yararlanıyor. Olmuş. Jeodan. O zaman jeoloji ne? Jeomorfoloji. Jeomorfoloji jeolojiden yararlanıyor. O zaman bir numaranın olduğu yer alttal. Jeomorfoloji olacak. Şöyle bu şıkları B, C, D şıklarını elde. İki. İkiye bakıyorum. Meteoroloji. iklimle alakalı bir şey. O zaman klimatoloji. Klimatolojinin altında. O zaman iki numara nüfusu eledik. Bu kaldı. Klimatoloji, jeomorfoloji. Üç numara demografi. Demografi. Nüfus yapıyordu. Nüfusu oluşturuyordu. Çok hoşuma gitti bu soru benim. Grafik çünkü farklı bir grafik. Hoşuma gitti. Cevap. E geçelim diğer soruya. Yukarıdakilerden hangileri çığ önlemek amacıyla alınabilecek tedbirler arasında bulunur? Çığ karın komple kayıp gelmesi değil mi? Ağaçlandırma yapılırsa gençler bu çığı önleyebilir. Çünkü ağaçlar o karları tutacak yani. Yamaçta setler ve duvarlar inşa etmemiz lazım. Set duvar koyduğumuzda gelip ona çarpacak. Eğimli yamaçlarda teraslama yapılması. Teraslama böyle basamak basamak bu çığ ne kadar önler pek mümkün görünmüyor. O yüzden bunu almamız doğru değil. Anakaya inecek derinlere beton ve çelik yapmak yerden. ...altına beton ıı, ana kayaya inecek şekilde çelik yapmak daha çok heyelan için kabul ediliyor. tabi ben onu pek kabul etmesem de çok. Bunlar da 1 ve 2 net bir şekilde önleyecektir bu. Cevapa geçelim diğer soruya. Bölge kavramı kendi içinde benzer, çevresine göre farklı olan mekanların sınırlarının çizilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bölge kendi içinde şekilsel ve işlevsel bölge sınıflandırılabilmektedir. Şekilsel bölgeleri ben size ayırmıştım kampın baş videolarında. Şekilsel bölge, işlevsel bölge. Bir işi kolaylaştırmak için yapılıyordu bunlar değil mi? Aşağı hangisi? Şemada belirt beşeri şekilsel bölgeler arasında yer almaz. Bakın beşeri şekilsel bölge. Bak şimdi Türkiye'deki fındık üretimi. Fındık üretimi tarım mı? Evet. O zaman beşeri şekilsel bölgedir değil mi? İnsanlar yapıyor bunu. Tarım beşeri coğrafyanın altına. Japonya'daki otomotiv sanayi. insan yapıyor bunu. Beşeri şekilsel bölge. İnsan yapıyor derken beşeri coğrafya alt dalları vardı ya. Sanayi, turizm, insanın yaptığı bu coğrafyanın alt dalları. Beşeri coğrafya, beşeri şekilsel bölge. Brezilya'daki yağmur ormanları. Bu doğal bölgelere giriyor. Şurada doğala yağmur ormanlarını biz fiziki coğrafyanın alt dalında görüyoruz. Doğal kısma giriyor bu. Beşeri değil. Avrupa kıtasında yoğun nüfus bakın nüfusun dağılışı beşeri. İspanya'daki turizm, turizm faaliyeti beşeri bir şey. Hocam bu işlevsel bölgeye örnek ne var? Bir işi kolaylaştıracaktık. Bakın geçen sene çıkmış soru. Hem de bu sene MSÜ'de de çıkmış soru. Kalkınma, kalkınma projeleri bir işi kolaylaştırmak için yapılıyor değil mi? Yönetim, yönetim, hizmet bölgeleri bunlar bir işi kolaylaştırmak için yapılıyor. Evet cevabımız C. Geçelim diğer soruya. Aşağıda bir bir bölgedeki iki akarsu havzası gösterilmiştir. Bakın bir tane akarsu geliyor göle sonra gölden çıkıyor. Gölün bir gideğini var. Sonra şurada da bir akarsu direkt denize gidiyor. Tamam. Bu akarsu ile ilgili aşağıdan hangisine ulaşılamaz? Birinci akarsuyun havzası ikinci akarsudan daha geniştir. Şimdi birinci akarsuyun havzası ne demek biliyor musunuz? Akarsuyun sularını topladığı alan. Bakın birinci akarsuyun sularını topladığı alan kollarıyla beraber ikinci akarsuya göre daha geniş. Doğru. Her ikisi de açık havza özelliği gösterir. Evet. Denize ulaşmış ikisi de. Açık havza özelliği göster Güzel bir soru ha. Hoşuma gitti bu soru. Yani çok uzun zamandır böyle orijinal bir soru çözmemiştim. Birinci akarsuyun az kısmında bir delta meydana gelmiştir. Bakın gençler, bunun cevabımız bu. Yanlış. Niye? Bakın Haliç akarsu denizi içine çekmiş. Al iç içine almış. Haliç var burada. Delta olması için burada toprakları biriktirecek denizin kenarında D harfine benzeyen bir çıkıntı oluşturacak. Burada bir delta olması için böyle bir şekil olması lazım. Yanlış. Bu bir delta değil. Tamam? Haliç. Her iki akarsu yatağının yükseltisi genel olarak güneye doğru az azalmaktadır. Nereden anlıyorum? Akarsular güneye akıyor çünkü burada. Evet doğru. Bunu da eledik. İkinci akarsuyun döküldüğü gölde tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Evet. Nereden anladım? Akarsu göle tuz getirdi. Buradaki akarsu göldeki tuzları götürünce tatlı oldu göl. Gideye ne olduğu için tatlı göl oldu burası. Çok orijinal. Çok hoşuma gitti bu soru. Cevap C. Geçelim diğer soruya. Buna göre Ali'nin yaşadığı şehirle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir? Bakalım. Ali yaşadığı şehirle ilgili şu bilgileri vermiştir. Yaşadığım şehir küçük bir kasabayken sanayileşme ile birlikte büyük bir göç dalgasına uğradı. Bu göç dalgası pek çok ekonomik ve sosyal sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Gece kondulaşma arttı, altyapı aksadı, eğitim, sağlık, ulaşım hizmetleri yetersiz kalmaya başladı. Arsa ve arazilerin değeri artmıştır. Evet, insanlar oraya gitti. Göç aldı orası, değeri artacak. Doğal nüfus artışı gerçek nüfus artışından daha fazladır. Hayır, bakın. Gerçek nüfus artışı göçle gelen. insanlar göç etmiş oraya. Burada gerçek nüfus artışı daha fazladır. Göçle gelen nüfus daha fazladır. Yanlış. Sana sanayi tesisleri yerleşim alanlarının içinde kalmıştır. Evet çünkü bir sürü göç gelmiş ve dışarıda kalan sanayiler zamanla evler büyüyünce artık sanayi içine almıştır doğru. Kültürel çeşitlilik azalmıştır yanlış. Göç almış burası kültürel çeşitlilik artacak. Cevabımız Bursa son soruyu da bitirdik. Şöyle biraz büyüyelim. Evet koca 20 denemeyi bitirdik gençler. İnşallah işinize yaramıştır bu denemeler. Coğrafya kısmında tahmin ediyorum ki 3-4 tane sorusuna benzer bir soru gelecek çünkü orijinal bilgi aktarabildiğimiz çok güzel sorular vardı. Aynı soru gelmese bile orada notlar çıkart ya. Mesela Nadas'ı öğrendin. Nadas'ın nasıl etkilediğini erozyonu öğrendin. Tsunami ile alakalı sorular çözdük. Akdeniz iklimi ile alakalı sorular çözdük. O sorular o öğrendiğin bilgiler sana üniversite sınavında çıkacak. Soruyu büyük bir ihtimalle yaptıracak. Anlaştık mı? Hiç merak etme. Tabii ki bu videonun, bu kampın, bu videosunun da bu dakikasına geldiğine göre sen artık bütün kampı bitirmişsin. Helal olsun diyorum sana. Kendine güzel bak. Üniversite sınavında başarılar diliyorum. Ben de sen tam sınava gireceğin zaman ben de saatime bakacağım. Senin sınava girdiğin saatte ben de yola düşeceğim, yola çıkacağım. Seviliyorsun. başarılar diliyorum. İlk rotam Afyon. İlk rotam Afyon'da belki seninle karşılaşır, karşılaşırız. Karşılaşırız. Seviyorsunuz, kendinize güzel bakın. Yollarda karşılaşmak dileğiyle.